Şimdi isterseniz Zafer'in beklediği o hem ye son konu başlığım sanıyorum sürem sebebiyle o bölüme geçelim. Yani göç meselesi ve tartışma meselesi. 13 Ağustos'ta Kılıçdaroğlu Erdoğan Biden'la yaptığı görüşmede Afganların Türkiye'ye gelmesini kabul etti. Sonra bunu gizlediler uzun süre. Bir baktık Amerika'dan bir yetkili açıklama yaptı. Afganların kendileri Afganistan'dayken kendilerine yardım eden Afganlılarla işbirliği yapmışlar. O işbirliği yapan Afganlardan 1 milyon kişi gelecek. Bunlar Türkiye'ye gelecekler. Türkiye'de bir süre kalacaklar. Türkiye demiyor, üçüncü ülke diyor. Kalacaklar orada ve bir süre sonra bunların içinden seçecekler, bazılarını götürecekler. Diğerleri bizim başımızda kalacak. Niye kardeşim? Burası sığınmacı deposu mu? Büyükelçilik, Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği ve artı Büyükelçi Hürriyet Gazetesi'ne açıklama yaptı. Amerikan Büyükelçiliği Başkan Biden'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir anlaşma veya pazarlık yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister diye. Kılıçdaroğlu'nun bir de tweet'i var İngilizce ve Türkçe. Birçok ülke Biden yönetiminin talebiyle Afgan mülteci ağırlayacağız açıklaması yapıyor. Batı Avrupa, Asya, Afrika ve Balkan ülkeleri. Anlaşılan Biden bunu bir tek Türkiye'den talep etmemiş. Dışişleri yetkililerinin bile girmesine izin verilmeyen toplantıda hiç konuşulmamış. Nedense tam da o toplantıdan sonra on binlerce Afgan sığınmacı ülkemize yöneldi. Tüm tarafları hatırlatıyorum. Bizler halkımızın taleplerine hizmet etmekle mükellefiz. Halkımızın talebi nettir. İster yazılı sözlü bir daha asla böyle anlaşmalar yürürlüğe girmeyecek. Şimdi bu özellikle sığınmacı talebi çok yani sığınmacı iddiası çok konuşuluyor. Dolayısıyla evet Zafer genel bir toparlama yapabilirsin bu konuyla ilgili ne söylemek istersen. Şimdi futbolda bir tabir var kendi topuna koşmak diye. Son dönemde Türkiye'de muhalefet bunu yapıyor. Ortaya bir iddia atıyor. O iddiayı hiçbir şekilde ispatlamadan o iddianın devamını getiriyor ve bir algı oluşturuyor. Bu mesele de tamamen böyle. Şimdi bu ülkenin Cumhurbaşkanı diyor ki böyle bir şey yok. Söz konusu değil. Bu iddiayı yok ortaya diyor, atanlar bunu ispatlamakla yükümlü diyor. İspat falan yok zaten. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na inanmıyorsunuz. Amerikan Dışişleri Bakanlığı açıklama yapıyor. Türkiye ile böyle bir anlaşma söz konusu değil diyor. Yetmiyor. Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği Hürriyet'e konuşuyor. Büyükelçisi. Böyle bir şey yok diyor. Arkadaşlar yine ikna olmuyorlar. O açıklamadaki en trajik şeylerden biri de şu. Trajikomik. Yani Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'da 1 milyon Afganlıyla işbirliği yapmış öyle mi? 1 milyon Afganlıyla Amerika işbirliği yapmış. Yani 1 milyon rakamını şöyle bir düşünelim ya biz. Gözümüzün önüne bir getirelim. Amerika Birleşik Devletleri 1 milyon Afganlıyla işbirliği yapıyor. Yani çok enteresan. Yani hakikaten. Bu işbirliği nasıl yapmışlar? 1 milyon da bize geliyor bu arada. Ha nasıl yapmışlar bu işbirliğini? Afganlardan 1 milyon. Bu işbirliğinin kapsamı neymiş? Ben gerçekten merak ediyorum. Milyonlarca Afgan geliyor değil mi? Böyle bir şey ortaya attılar. Ya 1 milyonu gelecek bir kısmını alacaklar. Bazılarını alıp götürecekler diyor. Şimdi bak Afganların Türkiye geçiş güzergahında bu doğru. Ve Türkiye'ye Afganların gelmesi 30-40 yıllık bir olay. 30-40 yıldır bu adamlar geliyor. Çünkü 40 yıldır Afganistan karışık. İç karışıklıklarla dolu bir ülke. Yılda 38 bin kişi silahlı çatışmalarda ölüyor. Ama tabii rakamlarla konuşmak lazım. Hoş rakamlara da inanmıyorlar da ben devletin rakamlarını vereceğim şimdi. Şimdi Türkiye'ye korkunç bir Afgan akını olduğu söyleniyor değil mi? Bak 2021 yılında bugün ayın kaçı? 19'u. Yani Ağustos'un 19'undayız. Ne olmuş? 210 gün ilk 7 aydan, 20 günde buradan 230 gün. 230 günde Afganistan'dan Türkiye'ye gelip sınırı geçmeyi başaran ve yakalanan Afgan sayısı ne biliyor musun? 31.700. Hadi 32 bin diyelim. 32 bin. Nerede 1 milyon Afgan? Yani yok. Türkiye'ye girmiş olan 31.700. Türkiye'ye girmiş olan ve yakalanan, tamam, geri gönderilecek olan Afgan sayısı 32 bin. 2021 yılında Ağustos'un 20'si itibariyle 2019'da bak yabancı sayısını veriyorum şimdi Afganları da ayrı vereceğim 2019'da sınırlarımızdan girişi engellenen yabancı sayısı 442.800 bu ne demek girişi engellenen yabancı sayısı adamlar canlarını kurtarmak için gelmişler bizim sınırın dibine kadar gelmişler orada biz güvenlik kuvvetlerimizde aldığımız tedbirlerle işte duvar örüyoruz jiletli tel çekiyoruz hendek kazıyoruz, İHA'lar, SİHA'lar uçuyor.
Bunlarla içeri girmelerini engellediğimiz kişi sayısı 442.800. 2020 yılında bu rakam ne? 505.375 insanlar bulundukları ülkelerden büyük kitleler halinde batıya doğru gitmeye çalışıyorlar ve bir Türkiye Afganları üzerinden. Afganları da vereceğim. Bu yabancılar. Tamam. 2021'in ilk 6 ayında da 267.638 kişiyi biz sınırlarımızdan içeri girmeden engellemişiz. Şimdi soru şu. Sınırları yol geçen hanına dönen bir ülke 2,5 yılda 442.000, 505.000, 267.000, 1 milyonun üzerinde, 1 milyon 200.000 civarında insanın içeri girişini engelleyebilir mi? Madem sınırlar yol geçen hanı. Şimdi Afgan rakamlarını vereyim. Bak, 2019'da 201.437, 2020'de 51.161, bu yılda az önce verdim 32.000 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanıyor. Ve bunlar ülkelerine yollanıyorlar. Arzu eden olursa ben resimlerini de göstereyim. Uçaklara bindirilip gönderiliyorlar. Türkiye bu operasyonlarda da çok başarılı, onu da söyleyelim. Peki bunun dışında ne yapılıyor? Biz hafta sonunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la beraber sınır karakollarına gittik. Türkiye-İran sınırında. Bir de şöyle bir şey var. İran-Afgan sınırını kapadı zaten. Ha, onlar kapadılar. Bak, Türkiye-İran sınırı 1639 Kasr-Şirin Anlaşması var. Ta o zaman çizilmiş. Zaten o sınırı gördüğün zaman anlıyorsun. Yani orada ve o tarihten beri de hiçbir şey önlem alınmamış orada. Ya yani oradan elini kolunu sallayarak insanların geçmesi çok normal. Ama şu an geçemiyorlar. Niye? Onu da anlatayım. Önce bak şu rakamları vereyim. Önemli. Şimdi İran sınırının Ağrı ve Iğdır illerini kapsayan bir bölüm var. Burada 125 kilometre boyunca Türkiye devriye yolu ve güvenlik duvarı yapmış. Sınırın bir de İran sınırının Van-Hakkari bölümü var. Orada 19 kilometrelik bir duvar ve yol çalışması tamamlanmış. 87 kilometrelik kısımda da çalışmalar devam ediyor. O dağlık sarp arazide biz her tarafa duvar çekiyoruz. 3 metre uzunluğunda galiba. Duvarın üstüne jiletli dikenli tel diye tabir edilen başka bir tedbir alıyoruz. Diyelim ki duvarı geçmeyi başardılar. Şunu yapıyorlarmış. O kadar uzun ve engebeli bir sınır ki. Bir merdiven getiriyor, merdivenle duvara çıkıyor, telin üstüne battaniye atıyor, battaniye öbür tarafa geçiyor. Peki onu başardı, orada onu ne bekliyor? 4x4, yani 4 metre genişliğinde, 4 metre yüksekliğinde bir hendek kazılmış. Onun arkasında başka bir tedbir var, telvane adını veriyorlar. Yine geçişi engelleyecek bir şey. Bunlar alınan fiziki tedbirler, bu gözetleme kuleleri var, termal kameralar var, bunların hepsi yeni yapılmış. İHA ve SİHA'lar İHA'lar ve SİHA'lar ayda 200 saat... gece gündüz 7-24 İran sınırında devreye atıyor. En ufak bir hareketlenmede hemen tedbir alınıyor. Ha bu arada İran sınırındaki İran karakollarını da gördük. Orada hiçbir hareket yok. Adamların umurunda değil. Onu da söyleyeyim. Şunu da ne yapıyoruz? İlk olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı askerlerimiz, komandolarımız orada nöbet tutuyor. 7-24 geçiş olmasın diye. Tedbir olarak onların arkasında jandarma kuvvetlerimizi yerleştirmişiz. Onların arkasında özel hareket polisleri var. Hep böyle kademeli olarak. Diyelim ki bütün bunları geçti. Duvarlı işte duvarı geçti, dikenli telleri geçti. Van Gölü'ne kadar geldiler. Van Gölü'nde de ayrı devriye ekipleri geziyor. Ne için? Bir göç akını, düzensiz göç akını olmasın diye. Ve bu hemen rakamlara yansımış. Bak, 2020'de 50 bin olan sayı bu yıl 32 bine düşmüş. 2019'da bu sayı 201 bin. Yani bu kadar tedbir alınmasa bu sayı daha da artacak. Ha, akla şu soru geliyor. Peki kardeşim, bu kadar tedbir alınıyor da bu Afganlar ne? Bir tane görüntü var. Niğde otobanında bir tır dorsesinden çıkan ve tepelere doğru yürüyen Afganlar var. Bir o görüntü var. Onun dışındaki görüntüler ne? Onu da söyleyeyim. Aslında söylemem lazım belki. Biz bu insanların girişini engelliyoruz. Bunların girişini engellediğimiz zaman bunlar ne yapıyorlar? Tekrar İran içlerine doğru gidiyorlar. İran ne yapıyor? Bunları belli merkezlerde topluyor. Orada çekilen görüntüler çok ilginç bir şekilde sanki Türkiye'deymiş gibi servis ediliyor ve bir algı oluşturuluyor. İşte yüz binlerce Afgan Türkiye'ye girdi. Yok kardeşim, devletin rakamları bunlar. Ha, devletin peki rakamlarına inanmıyorsanız söylenecek bir şey yok. Ben bir gözlemimi aktarayım. Van Başkale'de uzun saatler geçirdik. Oradaki gazeteci arkadaşlarla konuştum. Orada doğmuş büyümüş insanlar bizi izliyorlardır muhtemelen. Keşke yayına da katılsalar. Şunu söylüyorlar. Biz kendimizi bildiğimizden beri buradan Afganlar gelip geçerdi. Biz 2021 yılında hiç Afgan görmedik.
Peki. Tek tük. Ama geçmiş yıllarda evet çok fazla sayıda Afgan geliyordu. Az önce söyledim, bu dünyanın sorunu. 70 milyon insan yerini yurdunu terk etmek zorunda kalmış. Savaşlar ve işgaller yüzünden. Böyle bir gerçek, böyle bir realite söz konusu. Buna karşı birbirimizi yemeyi bırakıp tedbir almamız lazım. Hani İbni Haldun'un meşhur sözü var ya, coğrafya kaderdir. Bu bizim kaderimiz. Adamlar buradan geçip batıya gitmeye çalışıyor. Böyle bir realiteyle karşı karşıyayız. Bülent Bey, Kemal Bey bu anlaşmanın yapıldığını neye dayanarak söylüyor biliyor musunuz? Yani var mı yok mu bu anlaşma? Şimdi, hani şöyle, bir tahmine dayalı mı bu? Şöyle, anlaşılıyor ki Türkiye'ye son zamanlarda gelen Afgan göçmenler orada Amerika ile beraber çalışan, hatta belki de paralı askerlik yapan Afganlar. Yani Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesi, Taliban'ın yönetimi alması üzerine oradan kaçıp Türkiye'ye gelenler. Tabii Kemal Bey bunu nereden çıkarıyor? Kemal Bey bunu Amerika'nın bir açıklaması var. Mesela Türkiye'yi, Amerikan Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Türkiye'yi bu Afgan mültecilerin bekleme odası olarak tarif etti. Yani şimdi bu konuda eğer Türkiye ile bir mutabakat yokken böyle bir açıklama yapıyorsa Amerikan Dışişleri Bakanlığı, bu bir skandal. Demek ki böyle bir mutabakat var. Bir anlaşma olmayabilir ama bir mutabakat olduğu konusunda bir izlenim ortaya çıktı. Şimdi Kemal Bey birinci söylediği şey bu. Yani bunun buradan gelen mesajlardan söylediği şey bu. İkincisi, hükümetin uzun bir süre, yani uzun bir süre dediğim, yani bu göç dalgası birkaç haftalık bir olay, uzun bir süre sessiz kalması. Sonrasında da Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı, ilk açıklamasında ülkemizde sosyal medyada birilerinin abarttığı şekilde sınırlarımızda düzensiz göç akını söz konusu değildir demiş. Ama üç gün sonra Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız. İşte ikisi farklı şeyler Bülent Bey. Ya ikisi farklı şeyler değil. Yani o girişi engellenenle Türkiye'nin sınırlarından rahatça elini kolunu sallayıp geçen farkını anlatmaya çalışıyor. O az önce verdiğim rakamdan bahsediyor. Düzensiz göç akını engelledik. Böyle bir akın yok. Ama oradan gelen bir göç dalgası var. İçeri girmelerini engelliyoruz. Onu söylüyor. Şimdi siz gittiniz gördünüz. Ben eminim ki Türkiye kamuoyunun bu konudaki hassasiyeti, bu konudaki tepkiler de oradaki yetkililerin bu önlemleri alma konusundaki duyarlılıklarını ve çabalarını arttırmıştır. Ama hani Kemal Bey bunu nereden çıkarıyor, olmayan bir şeyi mi çıkarıyor diye baktığınız zaman değil. Yani Amerikan tarafı bir açıklama yapıyor. Diyor ki Türkiye işte bekleme odası diyor. Yani sayıyor, belli ülkeleri sayıyor. Diyor ki bunlar Afgan mültecileri alacaklar, bekletecekler. Orada tutacaklar diyor ve bunların içerisinde Türkiye'yi de sayıyor. Şimdi Türkiye'nin onayı olmadan Amerika bunu söyleyebilir mi? Yani böyle Türkiye bir şey olabilir hemen mi? Hemen tepki verdi. Hem Dışişleri Başkanlığı, burası Bakanlığı, yol geçen anı değil. İletişim Başkanlığı, herkes buna direkt tepki verdi ve Amerika geri adım attı sonra. Bu skandal. Şimdi bunlar olunca Kemal Bey de haklı olarak diyor ki ya siz kapalı kapılar arkasında bir şey mi konuştunuz? Böyle bir söz mü verdiniz? Yani bu Amerika'nın orada kullandığı Afganları Türkiye'de barındırmak gibi bir söz mü verdiniz? O yüzden bunu eleştiri olarak getiriyor ve orada Sayın Cumhurbaşkanı ile Biden arasındaki görüşme içeriğinin kamuoyuna açıklanmaması ve uzunca bir süre bununla ilgili Amerikan tarafından gelen haberler üzerinde yapılan yorumlar bu sonuca götürmüştür. Peki. Ama sonuçta Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp ben böyle bir anlaşma yapmadım, böyle bir şey yoktur dedi. Biz vatandaş olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği şeye inanmak zorundayız. Peki Abdülkadir Selvi, bu konudaki görüşlerinizi alayım. Şimdi Amerikan Büyükelçisi'nin bugün Hürriyet'teki açıklamasında da o 2 Ağustos'ta Amerikalı yetkilinin yaptığı Türkiye ile ilgili o bekleme odası şeklindeki açıklamadan duydukları üzüntü var. Biz de bundan üzüntü duyduk diyor. Çünkü bu açıklama yapılınca da... Bu arada Serkan Demirtaş'ın haberi evet, oldu. Serkan Demirtaş'ın haberi. Hem Dışişleri hem İletişim Başkanlığı açıklama yapmıştı. Ama bence de kamuoyunu ikna etme açısından Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklama yapması beklenmeden önce de kamuoyunun daha bilgilendirilmesi gerekirdi. Yani bu konuda
Zaten içimizde bir 3,5 milyon Suriyeliler var. Hı hı. Ondan dolayı Afganlar da dalga dalga geliyor diye sosyal medyadan o görüntüler gelince bir hassasiyet oluştu. Yani oluşur insanlarda. Çünkü zaten insanlar hani ekonomik sıkıntı nedeniyle bir de ekmeğini mültecilerle tabii paylaşmak istemezler. Bu doğal. Ama buraya kadar ben bu hassasiyeti normal karşılıyorum. Ama bir noktadan sonra, yani bu açıklamalar yapıldıktan sonra hala bunu kampanyaya dönüştürmeyi de çok doğru bulmuyorum. O neden kaynaklanıyor? Ben yani Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu da olsa bu açıklamayı yapsa ben önce Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına inanırım. Çünkü biz burada mağdur olan ülkeyiz. Onlar orada Amerika bir kaos ortaya çıkarmış ve o ülkeyi terk etmiş, silah depolarını bile bırakarak kaçmış gitmiş. İnsanlar oradan çıkıyor, 1000 kilometre yol aşıp Türkiye'ye geliyor. Tabii İran'a geçiyorlar önce bize gelmeden. İran'da şimdi kimine göre resmi olarak, kimine göre de 800 bin, kimine göre de daha fazla Afganlı var. İran göz yumuyor. Ben de duracağına geçsin diyor. Biz orada zor durumda kalıyoruz. Şimdi rakamları Zafer Şahin verdi. Doğru, yakaladığımız, deport ettiklerimiz var, önlemleri artırıyoruz ama bu bir sorun. Cumhurbaşkanı bugün Bakanlar Kurulu'ndan sonra bir açıklama yaptı. Dedi ki 180 bin kayıtlı, 120 bin de kayıtsız olduğunu düşündüğümüz, yani ülkemizde 300 bin Afganlı var dedi. Bizim tabii geçmiş dönemlerde de Afganları getirdik. Vatandaşımız da oldular çok uyumlu bir şekilde. Şimdi bu gelenlerin bir kısmı da özellikle çobanlıkta, hayvancılıkta falan da değerlendiriliyorlar ama sen eğer sınırlarından dalga dalga geliyorsa bir hassasiyet oluşur. Tabii. Ben bu hassasiyeti anlayışla karşılıyorum ama ondan sonra yapılan açıklamalardan sonra bunun bir kampanyaya dönüştürülmesini çok doğru bulmuyorum. Bakın hı-hı, Biden seçilince Kemal Bey çok heyecanlandı, telgraf çekti. Biz de muhalefet partisi liderleri, Amerikan başkanı seçilince böyle bir gelenek yoktu. Yani şimdi o kadar büyük beklentilerin oluşuyor. Sonra diyorsun ki sen Biden'la gizli anlaştım. Ya yok anlaşmadım, yok gizli anlaştın. Niye bağlıyorsun bunu? Biliyorsun meslek itibariyle uluslararası görüşmeler izledik. Mesela usul vardır. 5+1 olacak. Bir devlet başkanı, 5 o heyetten. Karşı tarafta da bir devlet başkanı 5 kişi, şu bakanlar ya da danışmanlar olacak. Ya da baş başa görüşme olacak. Baş başa görüşmelerde eğer aynı dil konuşuyorsa liderler baş başa görüşürler. Tercüman gerekiyorsa sadece tercüman olur. Biden'la görüşmede bu dünya tarihinde ilk kez olan bir şey değil. Liderler baş başa görüşür. Yani ilk kez Erdoğan'la Biden görüşmüş değil. Ha görüşmeden sonra bu konu sorulduğunda milletvekilleri kahvaltıda Cumhurbaşkanı'na, Cumhurbaşkanı diyor ki ben Trump'la da görüştüm baş başa, yine aynı tercüman vardı. Hatta Trump dedi ki sen bu Texas İngilizcesini nereden öğrendin? Tercümanım da dedi ki ben Texas Üniversitesi'nde okudum, hele belli farklı dedi. Biden da İngilizcesini övdü diyor. Yani ben Biden'la değil Trump'la görüşmemde de vardı. Ama buradaki usul şu, Cumhurbaşkanı diyor ki bu görüşmeden sonra devlet başkanları, hatta biz çadır devleti değiliz, bir geleneğimiz var. Muhalefet liderleri dahi, şimdi Kemal Bey de onu yapıyor. Yabancılarla görüştüklerinde, eğer baş başa görüşmeyse dahi bir tutanak tutturuyorlar, yazdırıyorlar, tabii, gönderiyorlar dışişlerine. Cumhurbaşkanı diyor ki milletvekillerine bu görüşmeden sonra tutanak tutuldu diyor. Ayrıca bu görüşmeden sonra liderler çıkıyor. Ben bunun usulü nasıl oluyor diye sordum bu görüşmelerde yer alan insanlara. Liderler çıkıyor, konuyla ilgili bakanlarına, eğer parlamenter sistem varsa başbakanına ya da başkanına ya da neyse o konuyla ilgili karşılıklı olarak talimatlar veriyorlar ve karşılıklı olarak o isimler çalışıyorlar. Ya. Erdoğan tutanak tutturmasa Biden tutturuyor zaten. Tabii. Yani bir defa şey yapmaz mısın yani karşındaki tutturacak tutturuyor. Sen de tutturacaksın. Niye yarın öbür gün olmayan bir şey çıkarsa diye. Tabii çünkü belgeler açıklanıyor bir süre sonra açıklanıyor. Ha ben Amerika... Şöyle bir usul var mıdır? Siz bu işleri iyi bilirsiniz. Ya başkanlar düzeyinde yapılan bir görüşmenin tutanaklarının açıklanması. Yani şimdi
Böyle bir usul var mı? Daha evvel oldu mu diye düşünüyorum. Yani tarihe yönelik olarak bir sürü kitap yazıldı biliyorsun. Ha, belki belli bir süre sonra bunlar açıklanabilir. Ama yani şimdi siz Amerikan Başkanı'yla bir görüşme yapıyorsunuz. Size diyorlar ki o görüşmeyi açıkla, tutanakları açıkla. Yani ben hatırlamıyorum yani o görüşmeleri ama şu var. Evet, bir hassasiyetin oluşmasını anlayışla karşılıyorum. Çünkü süreç de o hassasiyetin oluşmasına uygun bir süreçti. İşte dalga dalga geliyorlardı diye. Ama Cumhurbaşkanı'na burası mültecilerin deposu değil, burası yol geçen hanı değil şeklindeki açıklamaları ve Türkiye'nin orada aldığı önlemlerin bence artık ikna edici olması lazım. Birbirimizi böyle hırpalayıp enerjimizi doğru olmayan bir şey üzerine harcamak yerine ya Afganistan'da yeni bir durum ortaya çıktı. Taliban dediğin bir yapı devlet oluyor. Bu bölgeye ne getirecek, Türkiye'ye ne getirecek, ona odaklanmakta fayda var. Hakan Bey, bu göç meselesiyle ilgili sizin düşüncelerinizi alabilir miyim? Ve tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiasıyla ilgili. İki açıdan bakalım. Bir, demokrasilerde muhalefet eleştirir. Eleştirisi doğrudur, değildir, haklıdır, haksızdır. Bu ayrı bir konu. Ama muhalefetin çeşitli konularda eleştiri yöneltmesi normaldir. İktidar da cevap verir. Döner der ki, şu sebepten şunu yaptık, bu oldu. Tabii ikisinin de birbirine açıklamada bulunması gerekir. Vatandaş da tercihini yapar. Şimdi burada bir kere bir şey yok, tuhaflık yok. Yani niye Kılıçdaroğlu böyle söyledi diye bakmamamız lazım. Ama ikinci bir bakışla bakalım. O da şu, hiç bilmezmiş gibi bu olay olmuş olabilir mi, olamaz mı? Öyle bakalım. Sade vatandaş gözüyle. Şimdi Biden'ın Tayyip Erdoğan antipatisi biliniyor. Adam daha seneler önce bu antipatiyi dile getirdi. Daha geçen yıl mı, evvelki yıl mı ne? Biz muhalefetle bu iktidarı devireceğiz filan diye konuştu. Yani Biden'a Tayyip Erdoğan dediğiniz zaman adam tüyleri diken diken oluyor. Şimdi Tayyip Bey de muhtemelen kendisine bu şekilde yaklaşan, saygısızca yaklaşan bir insana bir antipati duyuyordur. Devletin çıkarları gereği bir araya gelirler. Uluslararası administrasyon, devlet geleneği nedeniyle bir karşılıklı görüşürler. Bunlar ayrı. Ama birbirlerinden haz etmediklerini biliyoruz. Bu arada bir dipnotmuşum. Biden neden Tayyip Erdoğan'dan haz etmiyor? Efendim, saçını mı beğenmiyor? Kaşını mı beğenmiyor? Kıyafetini mi beğenmiyor? Hayır. Türkiye son yıllarda Amerika'ya peki abi modundan çıktığı için, tamam abi peki öyle olsun modundan çıktığı için daha şahsiyetli bir politika izledi. Azerbaycan olayı gibi, Libya olayı gibi, Suriye olayı gibi. Amerika, özellikle Biden tipi demokratlar büyük antipati duyuyor. Onların istediği Türkiye şu. Bu arada Hakan Bey çok özür dilerim, araya giriyorum ama iki dakikada toplamanızı rica edeceğim. Olur. Yani sonuçta Biden'ın duyduğu antipatiyi biliyoruz. Adamın derdi burada iktidarı devirmek. Darbe bile yaptılar ya. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Ya darbeyi Amerika organize etti. FETÖ METÖ TAŞARON. FETÖ kim darbeyi yapacak? İşte böylesine birbirinden haz etmeyen insanlar oturup da böyle bir anlaşma yapmaları zor gözüküyor. Ha, Türkiye'nin çok çıkarına bir konudur. Çok ince bir konudur. Açıklanamayan bir şeydir. O da konuşulmuş olabilir. Ama öyle bir ince sebebi vardır ki, yani şimdi bu sebepleri bilmeden efendim vay bunlar anlaştılar. Ya bu olacak iş mi Allah aşkına ya? Ama bunu muhalefet yapabilir. Toplumda alıcı bulur mu bulmaz mı? Bu ayrı. Seçmen bu lafı beğenir mi beğenmez mi? Bu eleştiriyi ya doğru söylüyor der mi demez mi? Belli. Ama seçmen şunu biliyor ki Biden'la Tayyip Erdoğan'ın arası yani dünyada en açık soğuk bir şey var. Soğuk savaş derler yani. Bir çeşit opozisyon var. Yani Biden yatıp kalkıyor Türkiye'de iktidar devrilsin diye dua ediyor. Sebebi de ayrı konu yani. Sebebi de tek bir sebebi var. Türkiye'nin şahsiyetli davranması. Eğri oturalım doğru konuşalım kardeşim.
Dolayısıyla yani iki dakikaya sığdırmaya çalıştım. Benim görüşlerim bunlar. Yani peki. O sınırda Ağustos'un 15'inde üşüyorsunuz, onu söyleyeyim. Orada gencecik teğmenler, üst teğmenler, assubaylar, uzman çavuşlar hakikaten cansiperane mücadele veriyor. Şimdi onlar orada o mücadeleyi verirken ya bu sınırlar yol geçen hanı demek var ya, inan morallerini çok bozuyor. Yani onu söylüyorlar. Onu da buradan bir dipnot olarak iletmiş olayım. Evet, önemli bir iş yapıyorlar, görev yapıyorlar hepimiz için. Bak, Ağustos'un 15'inde üşüyorsun, gündüz gözüyle üşüyorsun. Öyle bir sınır yani. Tabii. Peki, Bülent Ecevit, Hakan Bayrakçı, Abdülkadir Selvi ve Zafer Şahin programın başında Mehmet Hoca'yla da bağlanmıştık. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sanıyorum süremin sonuna geldim, yanılmıyorsam. Gece görüşünün sonuna geldik. Gelecek hafta iyi haberlerle karşınızda olmak dileğiyle diyorum. İyi akşamlar.